öğrenme psikolojisiyle ilgili geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına bakalım. Birinci sorumuz. Diyor ki bu üç durumdan ulaşılabilecek ortak genelleme aşağıdakilerden hangisidir? Çevre kirlenmesinin ne anlama geldiğini gölün yüzeyini kaplayan ölü balıkları kendi gözümle görene kadar anlamamıştım. Merdaneli çamaşır makinesini kullanmadan önce merdaneli çamaşır makinesini kurutmalı zannediyordum. Annemi kendim de bir anne olduktan sonra çok daha iyi anladım. Ortak genelleme arıyoruz. Olumsuz durumları daha kolay hatırlarız. Olumsuz durum herhangi bir şekilde göremiyoruz. 3 tane maddede de. Gereksinimlerimiz bizi harekete geçirir. Model alınabilecek bir kişi varsa çabuk öğreniriz. Öğrenme yaşayarak gerçekleşir. Bu üç tane durumda da kendi gözümle görene kadar kullanmadan önce ben de bir anne olduktan sonra demek ki öğrenme yaşayarak gerçekleşir bizim doğru cevabımız olacak. Bu parçada öğrenmenin hangi yönü üzerinde durulmaktadır? Bakalım. Bazı biyologlar insanın biyolojik yapısında son bin yıldır önemli bir değişiklik olmadığını söylemektedirler. Ancak beş bin yıl önceki bir insanı zaman yolculuğuna çıkarıp çağdaş bir kentin içine bırakabilseydik, bu insan işe ya da alışverişe giderken otobüse binmek gibi her gün yaptığımız davranışları yapamaz ve büyük olasılıkla bir trafik kazasında yaşamını yitirirdi. Yapacağımız şey buradaki anahtarı bulacağız. İşe ya da alışverişe giderken Otobüse binmek gibi her gün yaptığımız davranışları yapamazdı. Burada hangi yönü üzerinde duruluyor öğrenmenin bakalım. Bedensel gelişmeye bağlı olma. Bir durumdan ötekine aktarılabilme, transferden bahsediyor ki öyle bir şey yok paragrafta. Güdülerden etkilenme, basit görünen davranışlarda bile payı olma. Otobüse binmek gibi her gün yaptığımız davranışları yapamazdı. Dolayısıyla Denizli doğru cevap olacak. İnsanın bir şeyi öğrenip öğrenmediğini anlamak için onun o şeyi yapıp yapmadığına bakmak gerekir. Anahtar bu. Bu düşüncede olan bir kişinin öğrenme ile ilgili görüşü aşağıdakilerden hangisidir? İstekli olma, istekli olma ile ilgili herhangi bir şey yok yukarıda. İnsan davranışların bazıları doğuştan gelir. Bununla ilgili de bir şey yok. Davranışlar içinde bulunulan ortamdan etkilenir. Bireyin her davranışı öğrenme ürünü olmayabilir. Birey öğrendiklerini davranışlarıyla gösterir. O şeyi yapıp yapmadığına bakıyoruz öğrendiğini anlamak için. Dolayısıyla birey öğrendiklerini davranışlarıyla gösterecek. Arşimet suyun kaldırma kuvveti ile ilgili uzun süre çalışmasına karşın bir sonuca ulaşamamış. Ancak bir gün hamamda yıkanırken tasın su üstünde yüzmesinden esinlenerek aniden suyun kaldırma kuvvetiyle ilgili yasayı bulmuştur. Bu durum aşağıdakilerden özellikle hangisi için uygun bir örnektir? Aniden varsa biz demiştik ki eğer aniden geçiyorsa soruda bu kavrayış yoluyla öğrenmeye örnektir. Yatmak istemediğim halde uyuman gerekli diyerek yatırıyorlar ama onlar yatmıyorlar diyen küçük bir çocuğun bu yakınması istenilen davranışları edindirmede aşağıdakilerden hangisinin önemini gösterir? yatman gerekli diyorlarmış ama kendileri yatmıyorlarmış. Dolayısıyla bu çocuk model oluşturamadığı için bu şekilde yakınmış. Aşağıdaki davranışlardan hangisinin psikomotor yönü daha ağır basmaktadır? Demiştik ki biz psikomotor öğrenme için davranış yapılırken hız, hatasızlık ve otomatikleşme var ise o davranış psikomotorla öğrenilmiştir. Bakalım. Bir fizik problemini çözmeye çalışma. Psikoloji alanında yeni kuram önerme. Sırlarını arkadaşlarıyla paylaşma. Çocuğunun başarılarından kıvanç duyma, bir müzik aletini kusursuz çalma. Böyle bir şey karşımıza çıktığında bu tamamen psikomotor öğrenme yoluyla gerçekleşmiştir diyebiliriz. Müzik